Evet arkadaşlar, en son database'den veri çekmek için metodumuzu kurmuştuk. Şimdi bu metodumuzu yazalım istiyorsanız. Bir string array'i tanımlayalım. Bu bize lazım olacak. Kolonlar array'imizi oluşturalım. Yeni bir string array'i diyelim. İçerisine de kolonlarımızı yazalım. İşte row id ilk kolonumuz, arabalar ikinci kolonumuz, modeller üçüncü kolonumuz ve değerler dördüncü kolonumuz. Sonra bir cursor objesi oluşturalım. Ve SQLite database objemizin query komutuyla şöyle açalım görünsün. Biz bunun içine bir takım parametreler göndereceğiz şimdi. Şu aşamada bize sadece ilk iki parametreyi vermemiz yetiyor. Table name ilk parametremiz tablo adı. İkincisi de hangi kolonlar oldu. İkincisine de kolonlar array'imizi gönderelim. Diğerlerini şimdilik hepsini nullatalım. Şimdi biz bir geriye sonuç döndürecektik hatırlıyorsanız. Bu sonuç şu anda sonuç diyelim. Yeni bir string kuralım. String sonuç diyelim. Bu şu anda boş bir yazı. İçinde hiçbir şey yok. Şimdi bir for next döngüsüyle, yani for döngüsüyle biz bu sonucun içerisini dolduracağız. Hani artık database'imizin içerisinde ne varsa o bu sonucun içerisinde dolmaya başlayacak. Şimdi bunu yapmadan önce row indexlerini de istiyorsanız string halinde tutalım. Hani kendi elimizle datayabiliriz ve bir şekilde int halinde, integer halinde de tutabiliriz. Integer mesela id indeksi diyelim. Bu c'nin get column index metoduyla bu kolon adımız row id. Mesela şu aşamada bunun indeksi 0. Ama biz yine de bunu bir değişken olarak elimizde bu şekilde tutabiliriz. Farklı şeyler yapacak olursak belki bize bir esneklik sağlayacak. Araba indeksi diyelim mesela. C get column index diyelim. Arabalar indeksi diyelim. Yine aynı şekilde model indeksi diyelim. Modelleri verelim. Ve son olarak da değer indeksi diyelim. Ve yine get column indeksle değerlerin indeksini alalım. Şimdi bu for döngüsüyle sonucu doldurmaya başlayalım. For hatırlıyorsanız for'un mantığında hani bir 3 tane şey veriyorduk burada değer. Birincisi nereden başladı, ikincisi nereye kadar gitti, üçüncüsü de ne şekilde ilerlediği. Mesela i 0'dan başlıyor, 5'e kadar gidiyor. i'yi birer arttır gibi. Burada şimdi neyden başlıyor? İlkinden başlıyor. C move to first diyelim. İlk satırdan başlasın. C is after last. Evet, C sonuncuya, hani sonuncuyu geçtikten sonra artık değildir'e gelmiş oluyor. Şuradaki değildir işareti. Artık sonuncuyu da C okuyabileceğini okuyor. Sonuncuya gelince artık buraya kadar anlamında. Ve C'yi birer birer şu şekilde C move to next diyerek birer birer diğer satıra geçirelim. For döngüsünü bu şekilde kurabiliriz. Ve her bir basamakta da sonuca, mevcut elimizdeki sonucu ve bunun yanı sıra c getString metoduyla artık hangi kolum indeksindeyse, mesela id indeksi. Şu anda c mesela move to first dedi, ilkine geldi. Sonuca sonucu ekledi ve üstüne sonuç boştu şu anda. Üstüne getString ile id'nin indeksinde ne varsa onu koydu. Üstüne mesela bir boşluk atalım biraz. Sonra C yine getString deyip araba indeksindekini okutalım. Biraz daha boşluk atalım. C getString deyip işte model indeksindekini okutalım. Alttan devam edelim. Yine C getString deyip değer indeksini okutalım. Burada kapatalım. Sonuna da return olarak sonucu döndürüp tekrardan kısa bir özet geçeyim.
Şimdi ne yaptık? O klasımızda işte database'den check.com metoduna gelmiş olduk. Burada bir string array oluşturduk. Kolonlar array'i. Bu cursor'ın objesi için, hani bu query için vermemiz gereken bir parametreydi. Hangi tabloda ve hangi kolonların olduğuna dair. Tablo name'imizi zaten belirtmiştik daha öncelere bir statik değişken olarak. Bunu da şu anda vermiş olduk ve şu anda elimizde herhangi bir sonuç yok. Sonuç boş dönüyor. Bir string elde ettik sonuç olarak. Boş şu anda. Ve her bir indeks için ayrı ayrı bunları integer değerinde tuttuk. Mesela şuraya ID indeksi yerine 0, şuraya araba indeksi yerine 1 tarzında yazabilirdik. Ama yine de elimizde bu şekilde hani bir değişken türünde tutmak istersek ID'nin indeksi getColumnIndex metoduyla row ID'nin indeksini biz artık buna eşitlemiş olduk. Arabalarınkini buna, modellerinkini buna diyerek bu şekilde indeksleri eşitledik. Bir for döngüsüyle ilkinden başlatarak bu cursor'ı bir noktacık gibi düşünün mesela. Bunu ilk satıra ilerlettik. Sonuncuyu okuduktan sonrasına kadar bunu birer birer diğerine geçirttik. Mutun next metoduyla, komutuyla. Ve bu süre zarfında da mesela birincideydi ilk satırı okuyacak. İlk satırda sonuç dedi ki sonuç boş şu anda. Birincideki ID'nin indeksini aldı. ID'de ne vardı işte 1 diyelim 1'i okudu. Sonra araba indeksini aldı. Arabada yazanı okudu. Araya bir boşluk attı. Sonra modeli aldı. Sonra değer indeksini aldı. Sonra tekrardan döndü. Diyelim ki orada 3 tane şey vardı. Sonra bir tane de arttırdı. Move to next diyerek döndü. Sonuca var olanı buraya getirdi. Sonra bir daha okudu, boşluk bıraktı. Bir daha okudu, boşluk bıraktı. Okudu, boşluk bıraktı. Sonra var olanı bir daha bunu ekledi. Ve yeni sonucu elde etti. Sonra diğeri, diğeri derken mevcut artık kaç tane ürünümüz varsa hepsini okuyup bu sonucun içerisine eşitledi. Biz de bu sonucu return değeri olarak vermiş olduk. Ve şu araya geldiğimizde artık bu database'den check komutu bir string. Hani okuduğunu ne varsa artık database'de hepsini okuyup geriye dönük sonuç olarak bize vermiş oldu. Biz de bu sonucu text view'un tekstine set text komutuyla yazdırmış olduk. Buraya kadarki kısmı bir çalıştıralım bakalım istiyorsanız ben de tekrardan geleyim. Tabi çalıştırmadan önce şuralara ekleyelim. SQL lit küçük demişiz. Küçük harfle SQL lit database ekleyelim. Diğerini eklememize gerek yok. Menüden zaten buna ulaşıp diğerine bunun üzerinden ulaşacağız. Fakat diğeri bir aktivite olduğu için aktivitelere eklememiz gerekecek. Bir tane SQL görüntü aktivitesi. Bir tane de SQL database aktivitesi ekleyelim. Bu şekilde başlatalım ve ben geleyim. Evet arkadaşlar program çalışıyordu da şunu fark ettim. Şimdi biz burada bir şeyleri yazdıracağız fakat hep yan yana yazıyor. Hani buraya bir boşluk atma yani alta geçirme ibaresi koyalım. Şununla bunu sağlayabiliriz. Hani bir altındakine geç deriz. Hani her okudukça bunu okudu bir satır yapar. Diğerini okuyunca bir alt satıra geçmiş olur. Bir de bu şekilde çalıştıralım. Öyle çalışsın. Emülatör geldi bu arada. Program geldi de. Dediğim gibi bunu koymazsak eğer şimdi hepsi bunları yazdıkça yan yana yan yana devam edecek. Sınırsız öyle kötü bir görüntü olacak baya. Şimdi ne yaptık? Şuradan o açılana kadar da genel bir bakalım. Buton koyduk iki tane. Birincisini de oluşturduk, ikincisini de göster dedik. Oluşturmak için işte gerekli metotlar yazdık. Göstermek için intent'le görüntü klasımıza yönelttirdik. Artık database klasını kurduğumuz için bütün klaslardan ulaşabileceğimizi söyledik. Burada database'den veri çekmeyle ilgili bir metot yazıp işte bunu sonuca yerleştirdik. Database klasımızın içerisine bu database'den çek metodunu yazdık. Bir cursor objesi oluşturup işte bu query'den verdiğimiz parametrelerle işte bunu oluşturduk. İndeks değerlerini elimizde integer olarak tutup for döngüsüyle de her bir indeksi ayrı ayrı okutup aralarına bir miktar boşluk bırakıp son olarak da araya bir satır gelecek şekilde bunu okumasını sağladık. Programımız geldi. Evet. Ekleyelim mesela buraya bir takım şeyler ekleyelim. BMW diyelim. İşte 2010 diyelim.
Atıyorum 50 bin diyelim. Hatta log şeyimizi aldık, mesajımızı mesela, kayıt işlemi yapıldı dedi. Farklı bir şey daha ekleyelim, 20 bin diyelim. 2008 diyelim. İşte Citroen diyelim. Bunu da oluşturalım mesela. Bir daha kayıt işlemi yapıldı dedi. Mesela bu şekilde oluşturduk. Ondan sonra göstere tıklayalım. Evet, internette diğer sayfaya aktardı ve database'in içinden çektiklerini de bize bir şekilde göstermiş oldu. Yani artık database'imizin içerisinde, yani ne zaman gösterecek olursak o zaman gösterebilir. Bir tane de aynısını oluşturup tekrardan göstere tıkladığımızda onu eklemiş bir şekilde tekrardan aynı şeyi buraya gelir. Buradaki integer primary key kendiliğinden 1, 2, 3, 4, 5 diye bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu derslik burada bırakalım. Diğer ders nasıl silebileceğimizle ilgili mesela belki bir şeye bakabiliriz. Şimdilik kendinize dikkat edin.